Hayatında kaotik etkileşim ve duygusal tercihleri olmayan bir insanın nasıl bir geleceği olur demiş. Burada kaotik etkileşimin ne olduğunu bir yorumlamak lazım ama duygusal tercihleri olmayan bir insanın nasıl geleceği olur? Geleceği olmaz. Duygusal tercihin yapılmadığı tercihler zaten bireyin kendi benliğine aykırı bir durum. Yani kendiliğin olmadığı bir yer orası. Hani? Ya nasıl bir yerden geldiyse soru benim çalışmadığım yani hayal edemediğim bir yer daha doğrusu. Yani her şey kaotiktir. Murphy yasaları bütün yasaların üstündedir. Artı duygusal tercih olmadan yemek bile yiyemezsin ki yani mümkün değil yani bir şekilde. Yani onu ben bunun çekecek, nereden çıktığını çekecek. Tahmin edebiliyorum hocam. Yani kişi bazlı değil ama genel olarak buna benzer bizde de sorular geldi. İşte daha önce de konuşmuştuk. Başarılı olmak için tüm duygularımı kapatmalı mıyım? Duygularımı dinlemeden işte yoluma devam edersem işte başarılı olur muyum? Hatta sizle tartıştık bu konuda. Zaten başarılı olmak ne demek? Acaba duygularını yaşamadığınızda mı başarılı atfediyoruz kendimizi? Bunlar çok tanımları olmayan sorular ama bu sorunun sık sık gelmesi ilgi de çekici. Ya sevgili anne babalar ne yapıyorsunuz bu çocuklara ya? Vallahi şartları kaymış yemin ediyorum. Yani sorular da bir değişik oluyor bazen. Özellikle bu sınav dönemlerinde bunlar böyle bir çok baskı güzel oluyor. Bir nokta bu tip sorular hocam. Öyle geliyor. Yani bu burada böyle bir hikaye var. Sınav dönemlerinde yaşanan baskıların duyguları kapatmakla ilgili olduğu. Hani hiçbir şey düşünmezsem, üzülmezsem, sadece odaklanırsam başarılı olurum. Belki buradaki ufak algıyı da tartışmak gerekebilir. Ya da bunun ne kadar tartıştığımızdan bahsedip... Ya arkadaşlar bak, bakın, bak diye gelir mi söze? Hayatı o kadar yanlış yaşatıyorlar ki bize. Ya ben de oradaydım yani oradan biliyorum. Böyle bir eli yağda bir eli balda böyle hiçbir duygusal ya da mantıksal sorun olmadan büyüyen bir çocuk değilim. Aramızda böyle biri olduğunu zannetmiyorum. Belki kral sahibi öyledir ama yani... Onun dışındakilerin hepimiz öyleyiz. Mesela bu tip yayınları yapmamızın, yazı yazmamızın, kitap çıkarmamızın falan bir nedeni bu süreçlerden geçtikten sonra zamanın birisinde bir yerlerde bizi böyle çok üzmüş, yaralamış olan hadiseler aslında göze sürme bile olamayacak kadar önemsiz meseleler olduğunu fark edip bunları bir erken uyarı sistemi olarak sizlere aktarma gayreti. Yani esas mevzular başka. Hayat, başarı, kendin olmak... Ermek, taşmak, coşmak bunlar başka hikayeler. Ya biraz sert gelebilecek bir şey söyleyeyim size. Size hayatınızda bir şekilde yön vermeye çalışan, sizi belli bir raya oturtturmaya çalışan, size belki anneniz babanız olabilir, belki çevrenizde başka biri olabilir, belli kısıtlılıklar uygulamaya çalışan birileri düşünün. Ya eskiden vardı ya belki şimdi var bilmiyorum. Bir tek şeye bakın. O insanlar mutlu mu ve kendi kıstaslarına göre kendileriyle barışık mı? Yani başarılılar mı? Becermişler mi yani o yöntemden geçerek? Buna bakmanız sizi çok rahatlatacak. Bu insanlar kötü olduklarından ya da bir gizli odaktan emir alıp da sizi bilmem ne yapmaya çalıştıklarından bunu yapmıyorlar. Başka bir yol bilmiyorlar. Başka bir yol bilmedikleri için ne gördülerse öyle davranıyorlar. Siz de eğer şimdi kendinize gelmezseniz siz de aynısını yapacaksınız. İnsan bu döngüden çok zor çıkıyor. Bu döngüden çıkmanın yolu bir durmak. Bana şu yapıldı, bu yapıldı, başıma bu geldi, burada doğmasaydım bunlar olmazdı. Şikayetlerini bir kenara bırakıp şu andaki durumu kabul edip önümüzdeki maçlara bakmak. Bütün mesele bu. Bugünden şu andan itibaren reset'i basıp maddi imkanınız, sağlık durumunuz, işte okumuşluğunuz, hayaliniz, hedefiniz, kısıtlığınız ne olursa olsun elinizdeki şartları kabul edip sadece kendi gözlüğünüzle geleceğe bir bakma cesareti göstermek. Şimdi bunu yaptığınız zaman çok net bir şey göreceksiniz ya da göremezseniz eğer ilk etapta kopya vereyim. Geleceğinizi şekillendirecek olan şey sizin duygusal benliğinizdeki dalgalanmalardır. Onların sizi yönlendirmek istediği yerlerdir. Bunlar arasında geçici hevesler var, kaçış kurtuluş istekleri var, tamamen sizi olumsuz bir tarafa doğru götürecek marazi arzularınız var. Ama bir taraftan da büyük hedefleriniz, benliğinizin özünde yer alan arzularınız, gerçekten sadece sizin yapabileceğiniz bir şeye doğru sizi götürmeye çalışan fısıltılar, böyle şeyler de var. Bunlarla bugünden itibaren hemhal olmayı öğrendiğinizde bu tarz sorularla boğuşmak yerine şununla uğraşacaksınız. Yani ben şunu da şunu da yapabilirim. Hangisi heves, hangisi hedef? Bunu nasıl ayırabilirim? Kendi hayatınız üzerinde mühendislik yapmaya başlayacaksınız. Maalesef bizim gördüğümüz herkes kendini yetiştirenlerden şikayet etti. Biz de onu öğrendik. Biz de kendimizi yetiştirenlerden şikayet etmeyi meslek zannetmeye başladık. Kendimizi içimizde bulduğumuz şartlardan şikayet ederek kendimizi temize çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Öyle bir durum yok. Ne şartta olursak olalım, sadece bizim yapabileceğimiz bir şeyler var. Bir şeyler, bunlar illaki Nobel almak, milyon dolarlar kazanmak falan değil. Bir şey, sonra bir başka bir şey, sonra başka bir şey. Bunları yapabilmek için de
şöyle bir derin nefes alıp, bir durup, diğerlerinin bize ne yaptığı, ne verdiğini bir kenara bırakıp, ya şu anda elimde ne var? Ve bundan sonra ben, sadece ben, bununla neler yapabilirim? Bu kağıda bir çizik atmak dahi olabilir. Son derece basit bir şey ama onunla başlamak. Aha da yaptım, şimdi bir sonraki adım diyebilecek bir aksiyonda bulunmak. Bütün mesele bundan ibaret. Sizin hayatınızı birileri düzene sokmaya çalışıyor. Size birileri kader çizmeye çalışıyor. Size birileri prestijli meslekler dayatıyor. Size birileri başarı kıstasları koyuyor. Size birileri yeterince güzel, yeterince yakışıklı, yeterince çevik, yeterince bilmem ne olmadığınızı söylüyor. Mecburen buna inanıyorsunuz. Çünkü soba yakar, elektrik çarpar diyen insanlar bunu size söyledi. Onlar doğru çıktığına göre bu da doğrudur diye düşünüyorsunuz. Ama değil. Sizinle ilgili olan hiçbir şey doğru değil. Sizinle ilgili olan sizin duygularınız, hisleriniz, arzularınız, hedefleriniz sadece sizin bilebileceğiniz şeyler. Soba yakar doğru ama sobanın yaktığını bilen sizi bilecek diye bir kaide yok. Her insanın belli sınırlıkları var. O yüzden hazır şu sınav dönemlerini vesile bilerek, hazır bu taraflara doğru girmişken ve gene girecekken, her sene giriyoruz zaten bir sürü sınava. Sınav başarısının sadece bir basamak olduğunu lütfen unutmayın. Merdiven basamağı, yani merdiven çıkarken herhangi bir basamağı seçin, deyin ki bu üniversite sınavı, bu YGS sınavı, bu TUS, bu DUS. O basamakların her biri aslında bir sınav işte. Sınav o kadar, bir basamak. Ya üzerine basar geçersin ya takılıp düşersin. Buna karar vereceksin. Ama o sınavı basamak olarak görmek için gözümüzün gideceğimiz yerde olması lazım. Sadece basamağa bakarsak düşüyoruz ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan yuvarlana yuvarlana basamaktan basamağa maalesef sağını solunu kırıyor. Bunu yapmayalım. Ya gaza geldim gene. Sınav deyince benim... Çok güzel oldu. Şu dönem bölge. Sınav yaklaşıyor. Çocuklar haklı endişeler içindeler. Dışarıdan dayatılan bilgiler var. İşte hatta sevilmekten, ebeveynlerinin onları sevmekten vazgeçeceklerine dair korkuları var. Başarılı olurlarsa sanki var olan tüm ailelerinin sisteminin çökmesine neden olacaklarmış gibi endişeleri var. Var. Bunlardan kaçış yok. Ama bunları söylenmesi gerekiyor. Hatırlatılması gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi. Yani bir de sizi hocam... sınavda başı sonunda sevmeyen sevmesin. Boş ver. Yani bu kadar basit. Yani... Bu bir içsel bir endişe. Bir de hocam bir şey eklemek istiyorum. Sonra burada yorumları da alarak devam edeceğim hemen bu konuya. Bu duygularla ilgili bir kısmı ekledik ya. Duygularla ilgili bir endişemiz var diye. Hocam duyguları göstermek büyük bir zayıflık sanılıyor. Evet. Hani ben bu konuda çok stresliyim, üzgünüm, ağlayacağım. Bunlar zayıflık sanılıyor. Oysa belki de bunu değiştirmeye dair ufak bir adım olarak şu da düşünülebilir. Siz duyguları göstermeye başladığınızda birine, duygularını gösterememiş birine yardım ediyorsunuz. Aynen. Birine yardım etmek ne kadar güzel bir davranıştır. İlham olmuş. Bunca zamandır duygularını paylaşamamış, içinde kalmış ve bunlar bir şekilde dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Bazen acılı da oluyor işte. En kötüsü de o. Bu yıllara, ömre yayılan acılara dönüşebiliyor. Bunları yapamayan birine siz kendi duygularınızı göstererek diyorsunuz ki bak korkulacak bir şey yok. Koca adam ağladı falan. Ne güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Koca adam ağlasın ki herkes rahat rahat ağlayabilsin. İşte erkekler ağlasın, koca adamlar ağlasın, kadınlar ağlasın. Yani gülsünler, sadece ağlasınlar değil. Duyguların paylaşılabilir olduğunu hatırlatmak lazım. Duygular olmasa hiçbir şeyiz arkadaşlar. Hı. Haberiniz olsun. O yüzden duygularınıza iyi bakın. Başkalarının da sizin duygularınızı belirlemesine izin vermeyin. Bu videoyu izleyecek kadar büyüdüyseniz artık dizginleri ele alma vakti gelmiştir. Lütfen gereğini yapın. Yaklaşık 13 yaşından itibaren bunu yapabilirsiniz. Size her tavsiye verene asi olun, ortalığı yakıp yıkın anlamına tabii ki gelmiyor. Esas söylediğim şey akıllı olun, akıllı. Mesela Cem Yılmaz'ın söylediği çok güzel bir şey var. Okul diyor 5 para etmez ama okulu ciddiye almayın diyorum. Okulu verin diyor dersleri. Ben diyor iyi bir öğrenciydim bak. Orada okul başarısızlığı üzerinden size espri yapmıyor. Adam komedyen olmuş, başarılı olmuş ama ne diyor? Ya okulu bitir geç gitsin. O sınavı geç bitir. Yani onu basamak olarak gör, hakkını ver geç. Çünkü onu ciddiye almadığında o sana bir tokat vurursa gayri ciddi gördüğün bir şeyden yediğin tokattan ayağa kalkamazsın sonra. Ona gereken ciddiyeti ver. Etrafından aldığın önerilere dikkat et. O bir basamak. Ayağını yeterince kaldırmazsan takılıp düşersin. Ayağını yeterince kaldır. Yeterli çabayı göster. Bas üstüne geç gitsin. Hayatınızda şu anda önünüzdeki en yakın sınav hangisi? En büyük derdiniz o biliyorum. Geçtikten bir sene sonra yalan olacak o dert. Öyle bir derdin varlığı size inanılmaz gelecek. Çünkü önündeyken çok abartılı gözüküyor. Geçtikten sonra iş bitiyor. O yüzden sakin arkadaşlar. Yani bu ülkedeki sınav psikopatlığının dünyanın başka yerinde bu derecede olduğunu hiç zannetmiyorum. Anlamsız, yani sonucunda en yüksek dereceyi alsam bile dünya çapında başarı bile sayılmayacak bir şey için bu kadar gencin heder edilmesi, şu hayatı deneyimleyeceğiniz, coşacağınız dönemde böyle saçma sapan işlerde günlerimizi, aylarımızı kaybediyor olmamız bence yeterince büyük bir kayıp. Daha fazla kaybetmeyin. Daha evvel bir videoda söylemiştim.
O bayağı bir çok seyretilmiş, o bayağı paylaşılmış falan filan. Üniversiteler sizin işsizliğinizi ertelemek için faaliyet gösteriyor Türkiye'de. Eğer kafayı takıp ben bu mesleği yapıp bu meslekte çok iyi olacağım diye yola çıkmadıysanız sırf üniversiteye girmek için girmeyin. Gidin o arada hayatı öğrenin. Gidin bir yerde çalışın. İş güç sahibi olun. Gerekiyorsa evlenin. Çoluk çocuk yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Ama hayatı öğrenin. Ondan sonra istiyorsanız üniversite okursunuz. Hiçbir üniversite diploması size hiçbir şey vermeyecek. Hiçbir zaman vermeyecek. Dünyada başarılı gördüğünüz insanlar vardır değil mi? Şu güzel iş yaptı, bu güzel iş yaptı falan. Onların diplomalarına bakın, bir okuldan mezunlar. Şimdi hep şöyle oluyor. Falanca bizim üniversitenin falanca bölümünden mezun. Güzel kardeşim, senin o bölümün her sene atıyorum 1200 tane mezun veriyor. İçinden bir tane bu çıkıyor. Demek ki olay senin bölümünde değil. Olay o arkadaşlar. Evet. Bunu karıştırmayın. Atıf safsatasına düşmeyin. X üniversitesinden mezun olanlar hede oluyormuş, hede oluyormuş. 5 kişi sayıyorlar, 10 kişi sayıyorlar. Ya o üniversite 150 bin tane mezun vermiş. İçinden 5 kişi çıktığı zaman onun üniversiteyle bir alakası yoktur. Mesele okuduğunuz okul değil, hayata ne derece büyük bir motivasyonla sarıldınız. Bunu da hiçbir okul size vermiyor arkadaşlar. Bunu şimdiden ele geçirmeye başlayın. 3-5 sene içerisinde hallolur. Bu arada Sinan Hoca söyledi, denedim. Ertesi sabah olmadı falan diye de yapmayın. Öyle olmuyor. Biraz zaman alıyor bu işler. Onu da buradan söylemiş olayım. Hocam, gelen bir iki yorum ekleyip hemen yeni soruya geçiyorum. Bu konu üzerine çok tatlı yorumlar geldi. Rüstem Bey dedi mesela, tam tersi durum. Bence insanlar duygularını yaşamadıkları zaman robotlaşıyorlar, başarılı olmuyorlar diye. Çok doğru. Pınar Hanım demiş ki, başarılı olmak hissedilmek istenen duygularla bezenmeye müsait bir dünya yaratabilmek için değil mi en nihayetinde? Tüm maddi ve itibari çabaların sadece bunun için olduğunu unutmamak lazım belki de demiş. Doğru demiş. Bunlar şimdi çok tekrarlayamayacağım ama doğru. Öyle hocam, duygular üzerine geldi. Bilge Can demiş ki, ağlayan insan edep bilir. Bilge Can, yorumları göremiyorum ama orada olduğunu biliyorum. Evet. Yani sen oradasındır, bizi yalnız bırakmazsın. Sağ ol. Hep burada. Gerçekten. Süper. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.